Kapıyı açsanız. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ve mobil denetim ekipleri her gün kapı kapı gezerek pandeminin yayılımını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Evlerde izole olması gereken kişileri kontrol eden ve aynı zamanda tedavilerini yapan mobil denetim ekipleri izolasyona uymayan kişileri tespit ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Müdürü Oruç, izolasyon kurallarına veya ev, apartman içerisindeki maske kurallarına uymadıkları için tutanaklar tutuldu. Bu tutanaklar ile ilgili mülki amirlere gönderilerek gerekli yasal işlemleri başlatmış oluyoruz diye konuştu. Toplam 19 tane mobil denetim ekibimiz günlük olarak evlerinde mi değil mi, tedavilerine riayet ediyorlar mı, herhangi bir semptomları var mı diye biz evlerinde ziyaret ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında son 20 gün içerisinde 2290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunların içerisinde 262 hanemizde evinde bulamadık vatandaşlarımızı. Bunların içerisinde de toplam 282 vatandaşımıza da tutanak tuttuk. İzolasyon kurallarına uymadıkları için ve izolasyonda yapmaları gereken evlerinde izole olmak veya ev içerisinde veya apartman içerisindeki maske mesafe kurallarına uymadıkları için tutanaklar tut. Pozitif veya temaslı kişilerin hastanede tedavileri gerekiyorsa onları hastaneye yatırdıklarının altını çizen Oruç, pozitif vakalar evde izole olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın dediği gibi pozitif vakalar evlerde izole olacaklardır şeklinde konuştu. Pozitif olan vakalarımız evde izole olmaları gerekmekte. Sayın Bakanımızın da dediği gibi, Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği gibi, tüm sağlık otoritelerinin istediği gibi pozitif vakalarımız kesinlikle ve kesinlikle evde izole olacaklar. Eğer tedavisi zaten gerekiyorsa biz hastanede onları yatırarak tedavisini yapıyoruz. Yok evde izlemleri gerekiyorsa evde izleme gönderdiğimiz her hastamızı, her vatandaşımızı kesinlikle ayağını dışarı atmayacak şekilde evde olmaları gerekmekte. İzolasyonun kimseyle görüşmemek ve dışarıya çıkmamak olduğunu hatırlatan Oruç, marketlerde eczaneye veya komşusuna giden hasta ziyaretini kabul eden vatandaşlarımızı görüyoruz. Duyarlı olalım ifadelerini kullandı. Tüm kolluk kuvvetlerimizle beraber evde izole olması gereken kişileri yakın takipteyiz. Burada izolasyonu ihlal edenlerle ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde 3150 liraya kadar para cezası da olmakta. Buradaki amacımız gerçekten ceza kesmekten ziyade kişilerimizi evde tutabilmek. Bu evde tutabilmenin de temel amacı pozitif vakaların başkalarına bulaşmasını engellemek ve pandemide diğer toplumun diğer kesimlerini, diğer vatandaşlarımızı koruyabilmek.